Ya Resulallah,
Allahümme Rabbi Nebiyyiken Mustafa ve Resulüken Murtaza Antahir gülübena ve ispi uyuben duba An müşahedik ve muhabbetiken sünneti zülcelali ve ikram Velhamdülillahi Rabbil alemin Fatiha. Ben de Bilal gibi susmuşum işte, Ebu Bekir gibi aşığım ben de. Ben de Ali gibi susmuşum işte, bir Ömer gibi vurgunum ben de. Sen yoksun diye kalmadı bir şey, bitti sözlerim. Ben de Bilal gibi susmuşum işte, Ebu Bekir gibi aşığım ben de. Ben de Ali gibi susmuşum işte, bir Ömer gibi vurgunum ben de. Ege bir makam ki kolay edilmedi, hikmeti büyüktür sual edilmez. Ege bir makam ki kolay edilmedi, hikmeti büyüktür sual edilmez. Yumruklar sıkılmış, çatılmış kaşlar, Hakk'a kenetlenmiş kartal bakışlar. Yumruklar sıkılmış, çatılmış kaşlar, Hakk'a kenetlenmiş kartal bakışlar. Bedeler üstüne Allah Allah diyor cihat erleri, aşağı yükseliyor tekbir sesleri. Allah Allah diyor cihat erleri, yolda sıranlara peygamberleri, şehitler ölmez kardeş. Vatan bölünmez.
hoş geldiniz. Buraya maden şehitlerimizin ve şu andaki Afrin'deki şehitlerimiz için toplandık. Cenab-ı Hak inşallah okumuş olduğumuz Kur'an-ı Azimüşşan'ı, arada getirdiğimiz tekbiratları, salavat-ı şerifeleri, ilahilerden hasıl olan sevabı cümlemizin ruhuna nail eylesin inşallah. Şimdi baktığımız zaman iman-ı şerefiyle müşerref olan bir insan Müslüman oldum diyor. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve rasulü. Şimdi bunu yerine getirdikten sonra Müslüman kapısından içeri giriyor. Girdi. Bitiyor mu? Hayır. İşte mesuliyetler o zaman yüklenmeye başlıyor. Şimdi etrafımızda şöyle bir sözler var. Ya hocam dinde zorlama olur mu? Ya olmaz, doğru. Ama dine girdikten sonra zorlama var. Nasıl? Bakın Necip Fazıl Kısagürek kitabında diyor ki dinde zorlama yoktur. İnsan hürdür elbette. İster dünyada inar, ister ahirette diyor. Necip Fazıl. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz buyurmuşlar ki talebül helali, helali talep etmek, istemek nedir? Ferizatün farzdır. Helali istemek farzdır. Ama kim üzerine? Alâ külli müslimin. Her bir Müslüman üzerine Cenab-ı Hak'tan helal istemek farzdır. İnsan, bakın fıkıh kitaplarında şöyle de. İki tonluk bir bidonda su var. Oraya diyor bir damla kan damlasa o bir tonluk o suyu pis eder, murdar eder, necis eder. İşte o gibi diyor. Adam kazanıyor 1,5-2 milyar alıyor. Ondan sonra odur budur helalinden kazandığı paranın içerisine ya bir dirhem bile olsa diyor o paranın içine girdiği anda o parayı kirler diyor, pisler. İşte o yüzden helalinden kazanmak çok önemli. Nefis ile mücadele etmiş. Sana tatlı gösteren o zaten. Şimdi şeytan dediğimiz şey Euzubillahimineşşeytanirracim Bismillahirrahmanirrahim dediğin anda uzaklaşır diyor. Ama nefis dediğimiz şey senin benliğin benliğin. 70 şeytan kuvvetinde diyor. 70 şeytan uzaklaştıramazsın. O senle ya senle adam olacak ya adam olacak. Başka bir kaçış yok. Nefis de ancak neyle terbiye olur diyor? Oruç ile terbiye olur. Nefis ancak oruç ile terbiye olur. O yüzden bizler işlediğimiz şeyleri ilk önce bir düşünmemiz lazım. Ben bunu yapıyorum da. Çünkü ayet-i kerimeler var. Ya eyyühellezine amenu hu enfiseküm ve ehliyeküm nara. Siz kendinizi ve ehlinizi cehennemden koruyun. Şimdi ya ben yerim ne olacak? Ben yerim ne olacak? Olmuyor işte. Senden çoluk çocuk meydana geliyor. Ondan sonra o çocuğun zapt edemiyoruz. Neden? Senin vücudundan çıkan bir şey o çünkü. Bakın, biz daha önce de anlattıklarımız gibi bir helal lokma vücuda girdiği anda olumlu bir tesir yaptığı gibi haram lokmada nasıl bir tesir yapıyor görelim. İstanbul'da Vefa Hazretleri vardır. Şu an İstanbul'da semt ismini oradan alır. Vefa. O Vefa Hazretleri böyle alim, molla bir zat Osmanlı devrinde ve çocuğu, bir tane çocuğu var. Böyle eskiden sular uzaktan getirilir. Böyle develerle, atlarla, böyle deriden kaplarla getirilir. O çocuk da böyle iğneye alırmış, batırırmış, kaçarmış, gidermiş. Bir mollanın oğlu. Bir alemin oğlu. Ya demişler halk, ya biz bıktık bu çocuktan demişler. Söyleyemiyorlardı. Çünkü nasıl geçtiği alim? Demiş bir tanesi, ben söyleyeceğim. Artık demiş, çünkü uzak memleketten getiriyorlar. Ve gidiyorlar diyorlar ki Vefa Hazretlerine ya zat böyle böyle bir sorunumuz var. Hemen zat kendine bakıyor. Ya bu çocukta bu ahlak varsa bak biz olsa gel lan bir vurdum tokadı tamam. Bu çözüldü zannediyor. Yok öyle bir çözüm yok. İlk önce tokadı o çocuğun meydana getirmeden kendimize vuracağız. Ondan sonra o çocuk yapıyorsa o tamam. Ama kendimize vurmadan o çocuğa Nasreddin Hoca bir çocuklara testi vermiş. Çakmış tokadı. Ya hoca demişler, yakışmış mı sana? Hiç, ya çocuğu vurulur mu? Testiyi kırdıktan sonra dövmenin ne manası var demiş ya. Testiyi kırdıktan sonra manası ne? İşte o saatte kendine bakıyor. Bakıyor ki kendini
Yine bir sıkıntı yok. Hanım demiş. Gel sana bir soru soracağım. Bizim bu çocuğumuzda bir ahval var. Bu sıkıntı ya senden ya benden. Bir bakalım. Ben baktım ama kendimde öyle bir şey görmedim. Hiç haram lokma mideye girdi mi? Şöyle bir bak bakayım. Düşünüyor, düşünüyor. O da dikkat eden bir saat. Diyor ki, bey ben diyor hamileyken komşuya gittim. Komşunun bahçesinden geçtik. Yolu oradan geçiyor. Tabii hamile bir insan isteyeceğinden dolayı orada diyor nar ağacı vardı. Nar ağacına baktım. O kadar güzel duruyordu ki. Ya şimdi o anda da istedim. Başımdaki tül bendimden diyor. İğneyi aldım batırdımlara. Çıkarttım. Sadece suyunu emdim. Git diyor hemen helalliklere. Hemen helalliklere. Bu sıkıntı bundan diyor. Ve komşuya gidiyor. Komşu böyle böyle diyor. Olay var. Ya ne demek diyor. Helal olsun diyor. Bakın. Helal edecek aslında. Bakın yine de nasıl tesir ediyor. Helal olsun diyor. İstersen ağaca götür. Ve o çocuk o helalliği aldıktan sonra o ahlakı bırakıyor. İşte bundan dolayı bizim ya çocuk senden benden meydana gelen bir çocuk. Ya senin ahvalinden benim ahvalimden meydana gelen bir çocuk. İşte ben dikkat edersem öyle dikkat olunur. Şimdi o yüzden biz haram lokmayı asla evimize sokmamamız lazım. Bakın şimdi bir insan helalinden kazanç kazansa diyor. Evine dönse. Cenab-ı Hakk'ın diyor rahmetiyle yatar ve kalkarken de Allah'ın mağfiretiyle kalkar. Ama helalinden kazanması şart. Bir insan gitti, işine gitti, helalinden kazandı. Akşam eve yorgun. Yattığı zaman Allah'ın rahmetiyle, kalktığı zaman da mağfiretiyle kalkar. İşte çok önemli. Ama helal kazanç olduğu zaman. Şimdi helal kazanç deyince Kâbe-i Muazzama'nın etrafında bir zat şöyle dua etmiş. Ya Rab, Ya Rab, haramlardan sakınanların Rabbi, Ya Rab, affedenlerin affedicisi diye böyle, hep böyle dua etmiş. Demişler ki, ya filan kişi, sen başka dua bilmiyor musun? Sadece haramlardan sakındıranların Rabbi diyerek böyle bir şey. Diyor ki, evet biliyorum ama diyor, bakın ben size bunu niçin dua ettiğimi anlatayım. Ben diyor Kâbe-i Muazzama'ya gittim. Tavaf ediyordum. Bir tane kese buldum. İçinde 1000 tane altın var. 1000 tane. Ve nefsimle mücadele etmeye başladım. Ya al köyüne, evine gittiği zaman neler yaparsın bu 1000 altınla dedim. O zaman çok büyük para diyor. Ve ondan sonra imanın galip geldi. Ben bunu saygı duyacağım dedim diyor. Baktım ki tavaf meydanında birisi elini kaldırmış diyor. Var mı kese altın bulan, benim altının kayboldu diyerek bağıra bağıra geliyor diyor. Ben de ona dedim ki al bu 1000 altın senin, ben buldum. Senin diyor. Ondan sonra o da diyor ki al 30 altın sana veriyorum diyor. 30 altın. Allah razı olsun diyor. Cebine atmadın. 30 altın sana ikram ediyorum diyor. Ve ondan sonra gel geçelim diyor. Ben diyor tavaf meydanından çıktım. Gidiyorum ki diyor Fars ehlinin zamanında orada diyor birisi bir köle buldum diyor. Köle. Baktım 30 altınla veriyor. Tam bir denk geldi cebimdeki diyor. Eli düzgün, yüzü düzgün. Bir farklılık vardı bunda diyor. 30 altını aldım o köleye diyor. Ondan sonra köle de diyor o kadar efendi ki diyor. Ne dediysem yaptı diyor. 2 sene bende durdu diyor. Ve ondan sonra ama diyor ben ona asla eziyet etmedim diyor. Bir gün giderken diyor atlı süvariler geldi karşıma diyor. Böyle köldeyim diyor, atlı süvariler geliyor. Yanımda da kölem var diyor. Bana köle döndü dedi ki, bey bak ben 2 sene sana hizmet ettim. Sana demedim, ben Fas ehlinin çocuğuyum. Sultan benim babam diyor. Gelenler de babamın süvarileri. Bunu, beni senden almaya geliyorlar. Ama sakın ama sakın. Sen bana çok iyilik yaptın. Ben sana ikramımdır. 30 bin altın vermeden beni verme diyor. 30 bin altın. Ya çok para değil mi diyor. Yok diyor verir diyor babam diyor benim için. Ve 30 bin altını orada anlaşıyorlar. Amin. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Allahümme Rabbena ya Rabbena tegabbel minna inneke
ente semi'ul alim ve tub aleyna ya mevlana inneke ente tevvabur rahim ve ehdinina ve ehdina ve vafıkna ilel hakkı ve illa tarihdül müstakim bi bereketil Kur'anil azim ve bi hürmeti nebiyyike ve rasulikel kerim ve'uf anna ya kerim ve'uf anna ya rahim وَاغْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا بِفَضْلِكَ وَجُودِكَ وَكَرَمِكَ يَا أَكْرَمَ الْإِكْرَمِينَ وَيَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِينَ Ey kainatın ve mevcudanın yegane sahibullah Allah'ı, sana şu anda günahkar ellerimizi açtık, senin merhamet kapına geldik, bizleri boş çevirme ya Rabbi. Ey yerlerin ve göklerin sahibullah Allah'ı, şuna bakmış olduğumuz Yasin-i Şerifi, Suri-i Cerihlileri ve arasına getirmiş olduğumuz tekbiratları dergah hizmetinden kabul ve makbul eyle ya Rabbi. Okumuş olduğumuz Kur'an-ı Kerim'den hasıl olan sevabı, evvela ki cehennem güneşi, başımızın tacı, gönlümüzün sultanı, Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'in ruhlarına hediye edildik, sen haberdar eyle ya Rabbi. İlk Peygamber Adem Aleyhisselam'dan bizi Peygamberimize kadar gelmiş geçmiş bütün peygamberlerin, evliyaların ve sahabelerin de ruhuna diyerek sen vasıl eyle. Kur'an-ı Kerim'i gönlünden gönlüne dilden dile taşımamıza yardımcı olmuş hocalarımızın, üstadlarımızın da ruhuna diyerek sen vasıl eyle. İlahi ya Rabbil Alemin, okumuş olduğumuz Kur'an-ı Kerim'den hasıl olan sevabı bu köylerden, bu makamlardan, bu yurtlardan gelmiş geçmiş, özellikle şu caminin yapılmasına vesile olan bütün mümin ve müminatın da ruhlarına hediye eyledik, sen vasıl eyle ya Rabbi. İlahi ya Rabbil Alemin, okumuş olduğumuz Kur'an-ı Kerim'den hasıl olan sevabı özellikle maden şehitlerimiz ve Afrin'de şehit olan bütün askerlerimizin de ruhlarına hediye eyledik, sen vasıl eyle. Varsa günahlarını affeyle, makamlarını cennet eyle, okunan Kur'an-ı Kerimleri kabirlerinde yoldaş eyle ya Rabbi. İlahi ya Rabbil Alemin, her gün günlerce sayısız sonsuz olaraktan şehit haberleri almaya ve almaya devam ediyoruz. Ya Rabbi tekrar bu şehit haberleriyle bizleri üzme ya Rabbi. Vatanımızı, milletimizi her türlü kötülüklerden koruyup muhafaza eyle ya Rabbi. Özellikle ve özellikle vatanımıza ve milletimize içeriden ve dışarıdan gelebilecek her türlü kötülüklerden, savaşlardan, depremlerden, afetlerden, dış güçlerden ve iç güçlerden cümlemizi muhafaza eyle ya Rabbi. Güvenlik güçlerimizi, kahraman ordumuzu, askerlerimizi her türlü kötülüklerden koruyup sen muhafaza eyle ya Rabbi. O askerlerimizin ailelerine tekrar bu acıları yaşatma ya Rabbi. Bu acıları bizlere yaşatmak isteyen düşmanlarımıza da fırsat verme ya Rabbi. İlahi ya Rabbil Alemin, okumuş olduğumuz Kur'an-ı Kerim'den hasıl olan sevabı mübarek gün ve gecelerde bizlere de bir Fatiha okuyacak yok mu diye mezarların üzerlerinde bekleşip bekleşip dağlaşan bütün Müslüman din kardeşlerimize ruhuna diyerek sen vasıl eyle. İlahi ya Rabbil Alemin, sağımızda Kur'an, gözümüzde iman, dilimizde Allah Allah kelimesiyle kelime-i şehadet diye buyuran Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abdühü ve rasulü kelime-i tevhid diye buyuran la ilahe illallah Muhammedun Resulullah diyerekten çene kapamayı cümlemize nasip eyle ya Rabbi. Olumsuz kavre girdiğimizde, gökyüzler gibi suale çekildiğimizde, sağımızı solumuzu şaşırmadan, mülker ve rekim meleklerin suallerine en güzel bir şekilde cevap vermemizi nasip ve müyesser eyle ya Rabbi. Huzur-u mahşere vardığımızda bu defterlerimizin sağ tarafından verilen kullarından eyle ya Rabbi. Sırat-ı müstakimi yıldırım gibi şimşek gibi geçmeyi cümlemize nasip eyle ya Rabbi. Sırat-ı müstakimi geçenler cennet-ü alaya giderler. Cennet-ü alada Peygamber Efendimiz'e komşu olmayı bizlere ve bütün Müslümanlara nasip ve müyesser eyle ya Rabbi. İlahi ya Rabbil alemin. Günah ve kusurlarımıza bakaraktan bizleri yargılama ya Rabbi. Günah ve kusurlarımızı kar ve dolu suyla yıkayaktan temizle ya Rabbi. İlahi ya Rabbil Alemin, günah ve kusurlarımıza bakaraktan bizleri yargılama ya Rabbi. Sen affı seversin, bizleri de affeyle ya Rabbi. Bizleri de affeyle ya Rabbi. Bizleri de affeyle ya Rabbi. Bizleri bereketinden,
lütfundan mahrum eyleme ya Rabbi. Bizleri Peygamber Efendimizin şefaatinden mahrum etme. Bizleri iki cihandan mutlulukları nasip eyle. Bizleri cehennem azabından muhafız eyle ya Rabbi. Hasta kullarına şifalar, dertli kullarına devalar, borçlu kullarına edalar ihsan eyle ya Rabbi. İlahi ya Rabbil Alemin, camilerimizi cemaatsiz, minarelerimizi ezansız, gençlerimizi imansız bırakma ya Rabbi. Sana canı gönülden inanan bütün Müslümanları zalimin zulmünden, kafirin küfründen, fasıkın fıskından, şeytanın şerrinden, özellikle şeytanlaşmış olan insanların şerrinden cümlemizi muhafaza eyle. Kahraman ordumuzu denize, havada, kar yer, her yerde mansur ve muzaffer eyle ya Rabbi. Ülkemizi bilhassa İslam ülkelerini her türlü kazalardan, belalardan, savaşlardan, depremlerden, her türlü afetlerden sen muhafaza eyle ya Rabbi. İlahi ya Rabbil Alemin. Şu anda amin diyen cemaatimizin ölülerine ve ölülerimize de rahmetinle muamele eyle ya Rabbi. Şu anda amin diyen cemaatimizi birbirinden ayırma ya Rabbi. Birlik ve beraberliğimizi bozmak isteyen düşmanlarımıza da fırsat verme ya Rabbi. Allahümme Rabbena atina fid dünya hasenete ve fil ahirete hasenete ve minna azaben nar. Rabbena gfirli ve li valideyye ve lil müminine yevme yevmul hisab. Dualarından da istifade etmemizi nasip ve müyesser eyle ya Rabbi. Esselatu vesselamu aleyke ya Resulallah. Esselatu vesselamu aleyke ya Habiballah. Esselatu vesselamu aleyke ya Seyyidel evvelin vel ahirin. وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الفاتحة. Rabbim kabul eylesin. Cenab-ı Hakk'ın rızası olsun.